Abi, ben buraya bayıldım, bayıldım. Keşke bizim olsa ya. Ya acaba niye devrediyorlar ki? Baksana müdavimi de çok. Yani vardır elbet bir sebep. Bak bence bizim kısmetimiz. Kurban olduğum Allah'ım nasip etti bize. Böyle insanlar altın yumurtlayan tavuğu ümitle yeşimi kucağına vermek için devrediyorlar. Ballıyız biz, ballı. Abi senin niye tadın tuzun yok ya? Aklına mı yatmadı, ne oldu? Ya vallahi yatmadı eşim ya. Niye, nesini beğenmedi? Çünkü benim hayatım boş hayaller kurmakla geçti yaşım. Tokum ben boş hayallere. Hayda. Niçin boş olsun ki? Sen buranın kirası ne kadardır biliyor musun? Var mı bizde o kadar para? Murat'ta var. Fazlası bile var. Ay yok Allah aşkına ya. Yok. Ben almayayım. Sen almayacaksın zaten, ben alacağım. Murat ben ne istersem yapmaya mahkum. Ya vallahi yeşim. Para için hala evliliğini sürdürüyorsun ya. Ben de sana şaşıyorum biraz. Niye şimdi böyle diyorsun yani? Ya diyelim ki... Diyelim ki aşık oldun. Ne yapacaksın? Murat bankam olarak kalsın diye... ...böyle gizli kapaklı ilişki mi yaşayacaksın? Ya bunu mu yakıştıracaksın kendine? Sen niye beni bugün böyle sürekli bozuyorsun ya? Ne yaptım ben sana? Taktın sen bana, taktın bugün. Alo? Evet, tamam. Tamam, biz hemen geliyoruz. Tamam, çok çok teşekkür ederim. Hemen geliyoruz, bay bay. Ne oluyor? Abi, savcılıktan aradılar. Bizi bekliyorlar. Hadi hemen gidelim abi, hadi. İkram, ben bir hesabı isteyeyim. Tamam. Şey, pardon, bakar mısın? Bize hesap getirebilir misin? Gel. Savcım, gelebilir miyiz? Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Ya, hoş bulduk Sayın Savcı. Sizi alelacele çağırttım. Müsaadenizle hemen konuya gireceğim. Tabii savcım, dinliyoruz sizi. Sizin bir videonuza rastladı arkadaşlar. Dark Web'de yayınlanmış. Video mu? Benim. Maalesef. İsterseniz bakabilirsiniz. Tamam, izleyelim. Özel bir video yalnız. Benim Mehmet abiden gizli saklım yok. O benim yakınım, izleyebiliriz. Siz bilirsiniz. Buyurun izleyin. Ünlü catering şirketi sahibi Yeşim Yenersoy'un kirli geçmişi. Sizin anlayacağınız başınıza gelenlerin sebebi bu videoymuş. Gerini yapacağız, merak etmeyin. Yalnız bu video hakkında bir suç duyurusunda bulmanız gerekiyor. Hallederiz savcım. Sağ ol. Herkes bunu istiyor. İçinizi biraz rahatlatır mı bilmiyorum ama bu kopyalanabilir bir video değil. Sadece bu siteye girenler izleyebiliyor. O zaman kaldırılırsa kurtulacağız. Yani yeşim kurtulacak. Bir insanın geçmişi için bir şey bırakmaz. Yapma böyle işim ya, ne olur. Ne olur yapma. Bak, piyasa bir şey yok. Benim savcı ne dedi? Kaldırılacak. Herkes gördü abi, bir sürü kişi izledi. Savcı bile. Ben nasıl bakacağım senin yüzüne? Keşke yer yorulsa da yerin dibine girdim. Ne olur böyle konuşma şimdi, ne olur. Yalvarırım, ne olur böyle konuşma. Ben
Bir kere bile sütten çıkmış ak kaşım demedim zaten. Değilim çünkü. Değilim ben. Çok 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 yanlış yaptım. Bak, hata demiyorum, yanlış yaptım. Günah. Ama benim hiç ailem olmadı. Benim ben güvenmek ne bilmedim. Ayakta durmak ne bilmedim. Benim omzumu yaslayacağım, gölgesinde dinleneceğim hiç kimse olmadı. Biliyorum Yeşim ya, biliyorum. Ben senin kalbini biliyorum. Bana kendini anlatmak zorunda değilsin. Ben anneyim abi. Benim bir kızım var. Ben bir şeyler öğreniyorum ama çok geç. Yarım yamalak. Uf. Bunlardan da, başka şeylerden de çok pişmanım abi, ben ne yapacağım? Bak, ne yapacağız biliyor musun? Kaldığımız yerden yaşamaya devam edeceğiz. İşimize gücümüze sarılacağız. Savcılık da gerekeni yapacak. Gerekeni ben yapacağım. Yeşim. Yeşim nereye? Yeşim. Nereye? Bunu ben halledeceğim. Sakın, sakın arkamdan gelme. Bitti mi yani Oltan? Gerçekten mi? Bitti. Hepsi silindi. İpek'in bilgisayarında, telefonunda, her şey, ne varsa. İpek'e ne yaptın? Kırdın mı kemiklerini? Ben vahşi miyim Yeşim? Haberin olsun diye aradım. Tamam? Of, iyi tamam. Gerçi sen bunları kaydetmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı ama. Eşim, uzatma. Tamam. Oltan, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Oh, Allah'ım çok şükür. Çocuklar hadi. Getiriyoruz Hakim Hanım. Hadi 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 hadi. Bu nereye anne? Öyle koy Ozan'cığım. Ben diğer eksikleri getiriyorum. Tamam canım, tamam. Anne bunu nereye bırakayım? Buraya bırak ama şuraya da bir tane lazım. Getiriyorum. Abi sen hasta mı oluyorsun? Yok, Türk gibiyim ben. Bir şeyim yok. Geldiğinden beri yüzün bembeyaz. Yani iyi hissetmiyorsun sanki. Ya, dün öyle bir diziye sardım da gece. Biraz geç uyudum ondandır. Bir şeyim yok ya. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Anne ben mumları getiriyorum. Tamam oğlum, salondaydı. Tamam, ne getirdin? Ay, kakaolu kek. Aa, ne zahmet ettin, bir sürü şey var ya. Ay ne zahmeti Küsüde ablacığım, evde vardı. Ben bunları mutfağa bırakayım. Tamam, zahmet etmişsin. Tamam, her şey hazır herhalde. Selam. Hoş geldin Yeşim. Hoş buldum. Bunları böyle koyuyorum Zeynep. Yemekten sonra çayın yanında yeriz. Tamam, ben bunları götürüyorum hemen. Hallediyorum. Ortak. Neler yaptın? Öyle pek bir şey yaptığım yok ya. Benim elin hali malum biliyorsun. Sen ne yaptın? İyi, iyi gördüm seni. Daha iyiyim. Halloldu o iş. Halloldu mu? Hı.
Hani sana gereğini yapacağım dedim ya. Yaptım. Videolar kalktı. Sevindim. Geçmiş olsun. Peki sen unutabilecek misin? Neyi unutabilecek miyim? Ne oldu ki? Al ya. İyi ki varsın ya. Senin nasıl bir kalbin var Allah aşkına? Nasıl bir kalbin var? Salata hazırsa götüreyim ben. Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Arttırsın tabii. Ümit abim benim. O benim ortağım, arkadaşım. Canım o benim, canım. Görünüyor gerçekten. Ben şu sarmayı önüme alayım. Al. Anladım. Seviyorum. Ne yapayım? Hadi artık oturalım sofraya. Nerede? Ümit nerede? Yeşim nerede? Geldik çocuklar. Abla, geldik. Geldik. Ay Allah Allah. Sofraya bak. Ay durun. Ben hemen telefonumu getiriyorum. İçeriden fotoğraf çekeceğiz. Bekleyin. Bekleyin. Ben çekerdim. Yok yok, şimdi o sanat yapacak. Dokunmayın ama, gerçekten çok sinirlenir falan. Evet, dokunmayın çünkü bir konuğumuz daha var. Kim gelecek? Sezai amca mı gelecek? Sürpriz. Gizli'ydi. Çocuklar. Tarık, hoş geldin. Hoş buldum. Ya bu ne güzel sürpriz. Benim için mi çağırdın herkesi? Evet, bu akşam herkes senin için buraya geldi. Ya. Of, inanamıyorum. İnanamıyorum. Bunlar senin için. Alabilirsin çiçeği. Al. Geç harika. Lütfen, otur. Harika. Geç. Teşekkür ederim. Ah oyunum, güzel kızım. Nasılsın bir tanem? İyiyim baba, sağ ol. Sen, Ozan, oğlum. Hoş geldin baba. Hoş buldum. Dinler. Kahraman. Ümit. Can ne yapıyor? Can torunum ne yapıyor? İyi, uyuyor yukarıda. Oh, bir tanem benim. Çok güzel ya. Yok artık, ağlayacak mısın? Ya çok, çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Yani eski günlerdeki gibi hep birlikte aynı masa. Öyle mi? Aile olarak oturduğumuz masamız burası. Biliyorsun. Hangi ailen Muratçığım? Bizimle olan mı? Hani ben, Öykü. Hı? Bunu da mı çağırdınız? Ay bizi kastetmiyormuş. Kaçan balık büyük olurmuş. Seninle ilgisi yok. Ya Güzide'cim, kaç kere söyleyeceğim? Yani pişmanlığımı kaç kere daha anlatacağım sana? Ben de sana kaç kere bitti Tarık. Benden uzak dur diyeceğim. Ben bir şey yapmıyorum ki hayatım. Hala hayatım diyor. Hala hayatım. Çocuklar, babanız ne yapmış biliyor musunuz? Söylediğimde inanmayacaksınız. Ben mi yapmışım? Evet. Ay çok merak ettim. Sezai'ye şantaj yapmışsın. Benden boşansın diye. Yani avanoslu köylü de çocuk gibi gelip sana mı yetiştirdi? Ne olacak sanıyordun?
Hı? Sezai ortadan kalkınca hemen koşarak sana mı gelecektim? Öyle mi sanıyordun? Ben senden neden boşandım Tarık? Neden? Senden kendim için boşandım. Kendim için. Kendime saygı duyduğum için. Sen bir gün bana dedin ki, Güzide artık hayatımda yoksun. Benim yeni bir hayatım var ve sen yoksun dedin bana. Güzide ne yapar? Nasıl yaşar? Hayatla nasıl mücadele eder? Bunları hiç düşünmedin. Ben de tamam, yokum dedim, hayatında yokum. Ama sen de benim hayatımda yoksun. Sezai olur, olmaz. Ama sen yoksun. Güzide bak. Olmayacaksın da. Kaç kere anlattım sana. Yani ben ailemden vazgeçtiğim için yapmadım. Yani şeytana uydum. Ama cezasını çektim. Hala da çekiyorum. Ben senden seni cezalandırmak için mi boşandım? Öyle mi sanıyorsun? Benim için hiçbir kıymetin yok Tarık'cığım. Sadece çocuklarımın babasısın. Ama benim için hükmün yok. Beni niye çağırdın o zaman? Niye çağırdım biliyor musun? Gör istedim. Anla istedim. Benim konuşmam bittikten sonra sen kalkıp gideceksin. Ve ben burada hayatımda en çok sevdiğim bu insanlarla birlikte yemek yiyeceğim. Konuşacağım. Güleceğim. Eğleneceğim. Şarkılar söyleyeceğim. Dünya dönecek yani. Yani sen olmasan da dünya dönüyor Tarık. Anladın mı? Benim hayatımdan çık git. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun hepinize. Hadi bakalım. Hadi yemeğe başlayalım. Hadi. Ya telefondan bir müzik falan açalım. Hadi. Hadi çocuklar lütfen. Hadi. Ben başlıyorum. Hadi. Verir misin? Teşekkür ederim. Getirdin mi? Başka bir şey var mı? Birkaç bir şey kaldı. Onları da getiriyorum şimdi. Tamam. Sen çayları götür şimdi. Ümit abi homurdanmaya başlar. Şeker koymadım, kimse kullanmıyor diye. Yok, kimse şeker kullanmıyor. Sen bırak istersen, ben hallederim, zahmet etme. Ay aşk olsun, ben iki dakikada hallederim. Hadi götür, buz gibi oldum. Tamam. Ne oldu, sığmıyor mu? Elimizde yakarız biz de. Sen mi getirdin? Evet. Nereye bırakayım onları? Koş öyle. Niye sen getirdin ki? Niye getirmeyeyim ya? Elim ayağım tutuyor. Sen beni o yiyip içip kenara çekilen erkeklerden sandın herhalde. Ha? Sanmıştım da şimdi anladım öyle olmadığını. Ben o zaman makineye yerleştireyim bunları.
ben de sana yardım edeyim o zaman. Neyin var senin? Hiç. Hiçbir şeyim yok. Ya yapma işim. Aklında bir şey olduğu yüzünden o kadar belli oluyor ki. Kafana bir şey takılmış senin. Söyle hadi. Ya işte o konuştuğumuz mesele. Ya bak Tarık Yenersoy benim babam değil. Güzide Özgüder annem değil. Yani aslında tamamen yabancıyız birbirimize. Evet ama kağıt üzerinde de olsa ben hala Murat'la evliyim. Ama seninki formaliteden evlilik. Evet öyle. Ama birbirimizden hiç haz etmesek de biz Murat'la karı kocayız. Seninle bu buluşmalarımız hiç içime sinmiyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Onun için... Şimdi sakın, sakın bir daha görüşemeyeceğiz deme. Onun için ben Murat'tan ayrılmaya karar verdim. Boşanma davası açacağım. Ne? Yeşim sen ciddi misin? Yani en doğrusu bu. Ya çok mutlu oldum çok. Seni çok seviyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir rezervasyonumuz vardı. Dündar Terzioğlu adına. Dündar Terzioğlu. Kontrol ediyorum. Evet, odanız hazır Dündar Bey. Buyurun. 9 numaralı oda. Eşyanız varsa arkadaşlar... Eşyamız yok. Teşekkür ederim. İyi istirahatler o zaman. Evet. Niye girmiyor kızım buraya? Oranın değil baba, ondan girmiyor. Öyle mi diyorsun? Nereden anladın peki? Kenarı yuvarlak, düz olması lazım. Ya doğru söylüyorsun oğlum. Aferin benim güzel kızım. Aferin. Aferin. Peki nasıl bulacağız onu? Bulacağım şimdi ben. Hadi bul bakalım. Ben de bu tarafa bakayım bari. Kenarlarına. Buradakiler de hep düz. Yine niye arıyor gibi gerizekalı? Baba sen kime gerizekalı dedi? Kimseye kızım.
müvekkilim arıyor. Yani bu saatte aranır mı diye kızdım biraz. Bir şey yok. Hadi sen devam et. Geliyorum ben şimdi. Yine ne var Ümit? Şimdi beni yedin Tarık Enerson. Ne oldu? Yeni bir yerlere borç mu taktın? Ablandan isteyemiyorsun tabii. Sana zırnık falan yok, tamam mı? Karın şu an nerede biliyor musun? İsterse cehennemin dibinde olsun, tamam mı? Yeşim'in nerede olduğu beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Yeşim şu an bir otelde. Hem de Dündar'la beraber. Ne? Yeşim de Dündar az evvel Sarmaş Dolaş Otel Odası'na çıktılar. Ne?